Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Hoş geldin kardeşim. Nereye kaptırayım seni? Abim en yakın nöbetçi eczaneye gideceğiz. İlaç almam lazım. Çok önemli. Ayrola, hasta mısın? Hastalığın ne? Abi keşke ben hasta olsaydım. Kızım çok ağır hasta abi. Keşke ona gelen bana gelseydi. Vah vah. Ne kadar kötü, ne kadar kötü. Abim ilacı bitmiş fark etmemişiz. İlacı da nadir bulunuyor. Bulamazsak bütün nöbetçi eczaneye tek tek dolaşacağız. Yani param nereye kadar yeterse o kadar gezeceğiz abi. Sen hiç meraklanma kardeşlik. Ben de babayım yani. 3 tane kızım var benim de. Babalık ne demektir bilirim. Gerekirse bütün İstanbul'u dolaşırız. Ben bütün İstanbul'u böyle avucumun içi gibi bilirim. Tamam mı? Paraya tereddüt edersen ben kapatacağım bu taksimetreyi. Öyle gideriz işte. Allah razı olsun abi senden. Ya sandık öldü mü be? Bak bak kas, çay dediğim böyle yapılır. Hadi canım. Ana geldi. Niye geldi lan? Ya oğlum sen neredesin ya? Hoş bulmuşsun. Nasılsın kurban? İyiyim, sen varasın, sen nasılsın? Sağ olasın, iyiyim. Bakkas, hayırdır bu su tankeri ne iş? O su tanker değil Ali Kemal, benzin. Kaçak benzin var içinde. Ne kaçak benzin mi? Ya bir de utanmadan kaçak benzin var diyorsun. Madem kaçak benzin var, niye durağa getirtiyorsun? Bakkas, benim İstanbul'da krallar gibi forsum var. Çevrem geniştir, benzini satarım deyince yüklendim tankeri geldim. Pardon, anlayamadım. Bizim Vakkas'ın mı İstanbul'da krallar gibi forsu varmış Vakkas'ın? He. Forsu varmış. He. Emide krallar gibi. He. Ya Ali Kemal, kısmının yanında niye karizmamı çizeyim? Onlar beni İstanbul'da çok büyük adam olduğumu sanıyorlar. Ya hemşerim, şaka bir yana vallahi seni çok tebrik ediyorum. Benzini doğru adrese getirdin. Yani Vakkas kardeşim diye demiyorum, İstanbul'da 10 numara forsu var. Hatta öyle bir forsu var ki şehrin altın anahtarını bizzat kendisine verdiler. Vakkas,
Piyasada benzin litresini 5 liradan satıyorlar. Sen bunu 3 liradan satarsan 50-50 kırışırız. Tamam ağam, 50-50. Sen bunu bir haftaya kadar bitir. Bir hafta sonra bir tanker daha getiririm sana. Tamam ağam. O zaman indiriyorum tankeri ben. İndir ağam, indir. Buyur. Gel gel otur şöyle. Bak kardeşim, seni sevdiğim için söylüyorum ha. Bu tankeri buradan bir an önce yok et. Yoksa Nuri babacığım seni infaz eder. Allah Allah. Nuri baba ben niye infaz edeyim? Ya dışarıda benzinin litresi 5 lira. Ben de 3 lira. Şimdi duran taksileri benzini benden alırsa Nuri baba çok büyük bir kere girmez mi? Ya vakkas ula hamsi kafalı. Senin bu satacağın benzinin denetimi var mı? Yok. Peki vergisi var mı? Yok. Peki senin satacağın benzinden devletin kasasına para gidecek mi? Yok. Peki bugüne kadar Nuri babacığımın kaçak göçek iş yaptığını gördün mü? Yok. Ya işte konu bu, olay bu vakkasım. Sözün bittiği yer burasıdır. Ben yarın Nuri babacığıma senin kaçak benzin satacağını söyleyeceğim, seni işten kovsun. İyi tamam, hadi git söyle beni kovsun. Ben de dedim ki Ali Kemal kardeşimle beraber satarız bu benzini, parayı da kırışırız. İyi, madem sen beni kovduracaksın, parayı kırışmayız. Hadi git. Git söyle hadi. Uy vakkas, gerçek mi diyorsun? Tabii gerçek ya. Benim hiç yalan söylediğimi gördün mü? Benim adım Ali Kemal mi? Ali Kemal benim. Tamam o zaman vakkasım. Sattığımız benzinin parasını yarı yarıya kırışıyoruz. Anlaştık. Tamam. Bu Nuri baba meselesine gelince onu ben halledeceğim. Sana güveneyim. Gördün mü sana nasıl nöbetçi eczaneye buldum 2 dakikada? Sağ olasın abi. Ben var ya ben CPRS gibi adamımdır. Ben bu İstanbul'u bütün bile avucumun içi gibi bilirim ha. Sen bekle, bakayım bizim ilaç var mıymış. Hadi bakalım, kesin bulacaksın burada, bak görürsün. İyi akşamlar. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu reçetedeki ilaç var mı kardeşim, bakar mısın? Tabii bakalım. Bu bir soygundur. Hemen kasayı boşalt yoksa sıkarım kafanı. Şaka mı bu beyefendi? Oradan şakacı gibi mi duruyorum? Sakın yanlış bir hareket yapma. Sakin sakin boşalt kasayı, çabuk. Tamam. Sakın ateş etme. Hepsini veriyorum. Tamam. Çabuk çabuk. Akıllı adamı severim. Bak şimdi gidiyorum. Arkamdan çıkar ya da polise haber verirsen seni perişan ederim. Tamam, tamam. Buldun mu ilacı? Yok abicim, burada yokmuş. Vay. Ama bilir misin, kesin sabaha kadar da olsa arayacağız, bulacağız bu ilacı kardeş. Sağ olasın abi. Sür de başka eczanelere bakalım. Yetişin, soyuldum. Soyguncu ticari taksiniz sahile doğru kaçıyor. Plakayı veriyorum. 34TYC26. Zeynep. Ah! Buyurumu tadı Seyit. Ne kadar cilvesi yapıyorsan. Zeynep, odamıza gitsek diyeyim. Ah, ne dersin biraz? Ne halt edecek odada acaba Seyit? Ne halt edeceğiz? Ha, ne bileyim Zeynep. Ha, küresel ısınmada sanayileşmenin etkisi ve Kyoto Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkelerle ilgili toplantı yaparız. Ha Zeynep, ne dersin? Sen ne diyorsun Seyit? Ya Zeynep kurban olayım, bırak Allah aşkına. Yerim Kyoto'sunu bilmem nesini. Biraz cilveleştik diyeyim ha, ne diyorsun? Delil o, delil o, hayran be. Ya Zeynep kurban olayım ya, bir avans ver bari, gel hadi bir öpücük ver ya. Gel ya. Ne oldu ya Zeynep? Allah. Zelzele mi oldu ya Zeynep? Zelzeleye mi uğradık? Zelzeleye mi vurulduk Zeynep? Kurban olayım ya. Zelzelede gitseydim fakirlik vurdu bizi. 7.8 şiddetinde fakirlik. Evdeki eşyalar o kadar eski ki tuttuğun elinde kalıyor. Zeynep bence sen biraz abartıyorsun. Eşyaların hiçbir şey yok. Her şey sapasağlam. Bak, bak sapasağlam. Allah Allah. Sapasağlam eşyalar. Her şey sapasağlam. Allah. Esraftan da çok sallanmış Seyit. Aşağıda havalar nasıl? Keyfi yerinde mi? Görürsen de gelin Seyit.
Müzedeki eşyalar bile bizim evdeki eşyalardan daha yeni. Sıfır eşya almak lazım. Allah Allah da nasıl Allah Zeynom ya, doğru değilsin de yani köşede bir birikmişimiz falan da yok yani, nasıl alacağız? Deyim ki ben de bir iş bulup çalışayım. Eve 3-5 kuruş getiririm, sonra da taksite girerek, olmaz mı? Olmaz öyle şey. Olur mu canım? Allah Allah. Hem Zehra'ma kim bakacak sen çalışırsan? Anne, ne zaman yemek yiyeceğim? Yiyecek, yiyecek da nasıl yiyecek? Doğalgazımız kesik, faturayı ödeyemedik ki. Aç mı kalacağız yani? Yok canım, yok. Güzel kızım, baba senin isatı. Anan siyah şaka yaptı ya. Biz bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz. Değil mi Zeynep? Evet, bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz kızım. Aslan babacım benim. Aa bak, kocaman eczane. Kesin senin ilaç burada vardır ha. İnşallah abi. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Şu reçeteyi yapar mısın? Tabii, bakayım. Sana şu reçeteyi yap diyorum, çabuk. Tamam, tamam. Hemen veriyorum paraları. Yeter ki ateş etme. Hepsini ver, hepsini, yüzükleri ver. Ver çabuk. Aferin, akıllı adamı severim ben. Bana bak, arkamdan gelmeye kalkar ya da polisi ararsan döner işini bitiririm. Tamam, tamam. Sür abicim, sür çabuk. Buldun mu ilacı? Maalesef abi, bulamadım, çabuk sür. Belki muadili falan vardır. Yok abicim, bu ilacın benzeri yok. Amerika'dan getirtiliyor. Sür çabuk. Sen hiç meraklanma kardeşim. Ben var ya, ben İstanbul'un bütün eczanelerini ve yollarını avucumun içi gibi bilirim bile. Eğer ki İstanbul'da bulamadık, doğru İzmit'e kadar gideceğiz. Orada da bulamadık, geçeriz Balkanlara. Benim memlekette kesin bulur. Abim ne kadar iyi adamsın ya. Allah herkesin karşısına senin gibi iyi kalpli, temiz insanlar çıkarsın. Sağ ol, sağ ol. Yeter ki senin kızcağızın kurtulsun yani vallahi. Kızım, nasıl, Irfan'ı beğendin mi? Çok güzel ama sen yaptıkların daha güzel babacığım. Ay canım kızım benim, seni yer öperim ben, benim isotum. Ya var ya, ben bu kızı abi dürümün içine koyacağım, çıtır çıtır yiyeceğim ya. Seyit, madem çalışma değilsen hiç olmasa beraber iş yapak. Ya Zeynep, beraber iş ne yapacağız kurban olayım? Benim elimden bir tek taksicilik geleyim, ondan para kazanayım. Başka bir şey gelmiyor benim elimden. Türkücülük desen ondan da para kazanamayız. Gel Zeynep, istersen beraber sahneye çıkak ha? Hemen işi sulandırma Seyit. Niye taksicilik dışında elimden bir şey gelmez değilsen? Kebapçı açak. Çok güzel kebap yapıyorsun. Ben etleri, salatayı, ayranları hazırlarım. Sen de kebap yaparsın. Ben de tabakları yıkarım ana. Yok artık. Ya kızım zaten sen tabak gibisin ya. Allah Allah ya. Olmaz öyle şey. Zeynep, ya kurban olayım. Abuk tabuk konuşma. Kızın da kafasını karıştırma. Ya senin dükkan kiralarından haberin var mı? Ha bu kebapçı dükkanda mı yapıyor kebapları Seyit? Benim aklımda bin yaşa. Minibüs dürümcüsü açarık. Adını da... adını da Akaset dürüm koyarık. Oy! Ben gündüzden etleri terbiye ederim. Adanasını, Urfasını, köftesini hazır ederim. Salataları, turşuları, ayranları hazır edersin. İsotunu da Urfa'dan getirtirim. Etleri de güzel yerden aldık mı? Minibüs işi de kolay. Cemil ağabeyin bahçede yatan eski minibüsü var ya, onu alırız. Ay Zeynep, evet ya. Cemil abi zaten o minibüsü satmak istiyordu. Şş, yarın sabah gidek alak. Borcumuzu da böyle peyderpey para kazandıkça öderiz. He Zeynep? Vallahi peyderpey öderiz Seyit'im. Oldu bu iş. Olmaz mı Zeynep? Olmaz mı? Zerzavatlar hazır. Etler hazır. Minibüs hazır. O zaman İstanbul! Kebap görsün! İstanbul kebap görsün! İstanbul kebap görsün! Allah! Abi sağa çek, sağa çek. Ayrola kardeşlik. İlacı almaktan vazmayacaktın. Eğer ki taksimetre çok para yazacak diye tereddüt edersen senden para almayacağım yani.
Yeter ki senin kızcağızın iyileşsin. Abi çok iyi adamsın ya. Ama şu ileride ara sokakta bir eczane var. Orada kesin bulurum abi. Aa, şu arka sokaktaki mi? Tamam tamam. Olabilir, doğru. Evet abi. Daha önce ilacı orada bulmuştum. Hadi iyi geceler. Allah razı olsun. Güle güle. Allah kızına şifalar versin, tamam mı? Görür müsün ya? Evlat işte evlat. Nasıl adamcağız koşturup durur ya? Teslim ol. Silahını bırakıp ellerin başının üstünde dışarıya çık. Silah mı? Ne silahı be? Ben de silah mı gezer? Yaslan arabaya. Yapma be. Kıdık kabarım, kıcık kabarım ya. Kıdıklar. Aa, bu kelepçeleri niye takarsın bana be? Niye şimdi takarsın diyorum sana? Aa, anladım anladım. Biraz önce sarı ışıktan geçtim ondan değil mi? Ama sarı ışık bile böyle çıt 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 yapardı. Bilirsin ki sarı ışık bile yaptı mı geçilir yani. Konuşma, ortağın nerede? Ortak mı? Ne ortağı? Ha bu araba benim be, tamamı benimdir. Ortağım ortağım yok. Allah'a çok şükür işte geçinir gideriz bile. Nafaka götürürüz bile. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ortağınla beraber bütün nöbetçi eczaneleri soymuşsunuz. Sebebi kaytan mı geçirsin? Asayişi be. Yani şaka mı yaparsın demek istedim. Benim kamera şakası yaparsınız demek. Kamera nerede kamera? Yoksa bizim ayrı mı yaptı bunu? Şakacı ayrı. Ayrı! Neredesin çık? Ayrı! Yürü karakolda bulursun ayrıyı. Araban ne olacak be? Alırız biz onu. Alırsınız değil mi? Çaylar geldi. Aman da maşallah benim kız Cem'e. Eline sağlık aşkım. Afiyet olsun. De efendim, yağlı pehlivan Osman Aga'nın rezidansı, buyurun. Efendim komiserim. Pardon, ne olmuş söylediniz, ne olmuş? Osman tutuklanmış mı? Anne ne diyorsun? Tutuklanmış mı? Sebep? Kesin bir halt karıştırmıştır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hayri sen ne saçmalıyorsun ya? Babam hakkında konuşuyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duysun biraz. Osman, benim Osman'ımı silahlı soyguna karışmış söylediniz. Yok artık daha neler. Benim babam soyguncu değil. Ben ne dediğim? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedim. Dışarıdan bakan daha Osman babayı adam sanır. Meğer hırsızın tekiymiş be. Hayri sen yine ne saçmalıyorsun? Bak eğer babam hakkında tek kelime daha edersen seni öldürürüm. Kesin mi inanırım hayatım? Çünkü sizin ailede suç işlemek sıradan bir şey. Babası soyguncu, kızı katil. Hayri! Tamam komiserim. Ben hemen gelirim. Sağ olun haber verdiğiniz için. Hayri, abuk subuk konuşup da benim tepeme tasını attırmayasın. Kalk çabuk beni karakola götür. Dilek, sen de kızcaların yanında kal olur mu kızcığım? Nur Aga'ya da telefon et. Hemen bir zahmet karakola geliversin. Ama mutlaka bana haber verin. Tamam. Yani tamam anne, tamam gidelim ama seni uyarıyorum. Osman Baba böyle kolay kolay çıkamaz. En az 5-10 yıl. Yani silahlı soygun ağır suça giriyor çünkü. Ay Hayri, yürü, yürü. Neredeyse bitiyordu. Çok az kalmıştı, çok az. Ağırlaştırılmış müebbet ne demek biliyor musun sen? Ömrünün sonuna kadar hapiste çürüyeceksin demek. Bitmek Sinan, böyle bir şey. Rıza babaya bak be, yine döktürüyor. Gülübek, biliyor musun ben yetenekli olacak bir adamım. Şu dizide bana rol verseler, bu dizi 5 yıl daha devam eder. Vallahi eder, billahi eder. Geç şuraya, geç. Guten Nacht, ben artık yatıyor. Güven. Çocuğu İsa'la uyut, okey? Okey benim kainat güzelim, sen hiç merak etme. Rüyanda beni gör, tamam mı? Ya ya. Gut schlafen yenge, gut schlafen. Lan Güven, sen ne kılıbık adamsın lan. Yakında senin göğüslerin süt toplar, bebişi sen emdirirsin. Vay be dayı, babam iyi laf koydu ha. Kaç be lan. Evet oğlum, fena koydum. Aha, Helga ne yapıyorsun? Burası benim odam. Ben yatıyorum burada. Nein, my mutter, nein. Burası benim oda. Ben, Güven, bebek burada kalacak. Okey? Okey değil canım. Dağdan geldim, bağdakini mi kovuyorsun? Burası benim odam. Allah Allah. Nein, my mutter, nein. Burası benim. Naş.
şirret şeriyon. Kendi evimde, kendi odamdan attı beni. Oğlum Güven, bir şey söylesene şuna. Ya annem, ben ne diyeyim ona ya? Benim de ağzıma ağzıma çakıyor. Vay kaygana. Demek Helga seni odandan attı ha? Ne demişler? Dinsizin hakkından imansız gelir. Sen beni yıllarca ezdin, ezdin. Şimdi sarı gelin seni eziyor. Ya Sinan, annemle ne biçim konuşuyorsun? Anneciğim, Helga da haklı. Yani sevgilisi var, çocuğu var. Salonda mı yatsınlar? Evet annem ya. Helgam da haklı. Sevgilisi burada. Bebişi var. Ailecinek burada. Salonda mı yatalım yani? Sen elin karılarından çocuk peydahlarken bana mı danıştın? Sen içeride benim odamda keyif çatarken ben burada kanepelerde mi sürüneceğim? Kaygana, kanepede rahat edemiyorsan yerde halıda yat. Bu halı ortopedik, ortopedik. Gülübük aşkım, benim uykum geldi. Hadi odamıza çekilelim de uyuyalım. Sinan efendi, sen bir dur bakalım. Ben içeride sizin odada Gülbin'le yatıyorum. Sen burada kanepede yatıyorsun. Kanepe mi? Kusura bakma kaygana, ben kanepede yatamam. Belim ağrır. Belin ağrırsa yerde yatarsın. Halılar ortopedik. Abi. Tırın 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 tırın. Tırın 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 tırın. Vay be baba, anneannem de iyi laf koydu ha. Evet oğlum, fena kodu. Osman, bak kardeşim. Gel inkar etme. Her şeyi biliyoruz. Ortağınla birlikte bütün eczaneleri soymuşsunuz. Hadi gel şimdi itiraf et. Ortağın nerede? Paraları ne yaptınız? Komiserim, ben baştan beri kaytan geçersiniz sanırım. Ne soygunu? Ben soygun falan yapmadım ama sona doğru baktım ki siz şaka yapmazsınız. Gerçekten ciddisiniz yani. Osman, ne şakası? Bu işin şakası olur mu? Basbayağı soygun yapmışsınız işte. Yok komiserim, biz soygun falan yapmadık. Ben soyguncu değilim. Eğer ki soyguncu olsam vergi borçlarımı ödemezdim. Yani ben kuruşu kuruşuna vergimi öderim yani. Ben vergi kaçakçısı olmadığım gibi soyguncu da değilim yani. Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver ya. Osman! Ay yedim pelvanım. İyi misin? Osman! Ne oluyor oğlum? Nedir bu soygun meselesi? Önemli bir şey yok kardeşim. Bir şey değil yani. Yani Osman babacığım, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Banka soyadını gördüm, kuyumcu soyadını gördüm ama eczane soyadını görmemiştim. Çok yaratıcı bir fikir, tebrikler. Vallahi billahi böyle bir vururum sana görürsün ha. Ama ne oldu? Adalet yerini buldu. Bir sıçradım, iki sıçradım, üçüncüde şapa oturdum. Vallahi billahi seni öldürürüm ha, bak ona göre ha. Osman! Bırak adamı rahat bırak. Burası karakol. Evet Osman ya. Yeter artık sus. İşleri daha fazla zora sokma. Komiserim bak, size yemin içerim ki ben soygun moygun yapmadım. Bir adam benim taksime bindi. Dedi ki kızım hastadır. Bu reçetedeki ilaçları nübetçi eczanelerden toplayalım dedi. Ben de ona şoförlük yaptım. İnsanlık ettim. Yani insanlık etmek suç mudur? Sorarım size yani. Osman, o bahsettiğin reçeteyi senin arabanda bulmuşlar. Ne yazdığını okumak ister misin? Bu reçete sahte. Baksana ne kadar güzel okunaklı yazılmış. Oysa bir doktor tarafından yazılsaydı bu okunmazdı. Yazı bile kargacık bulgacık olurdu. Osman ya sen hakikaten ne kadar akıllı bir adamsın ya. Reçeteye şöyle bir baktın, bakar bakmaz reçetenin sahte olduğunu anladın. Ben eskiden, yani geçen sene afiyelik yaptım ya kardeşlik. Onun için bile ayrıntılara çok dikkat ederim. Evet ya, hakikaten yani. Bak ne yazıyor şurada? Bu bir soygundur. Hemen kasayı boşalt, yoksa sıkarım başına. Hayır kardeşlik, sıkarım kafana der. Yani görür müsün? Vay namussuz. Bu reçete sahte. O adam da soyguncu namussuz. Osman, elimizde güvenlik kamerası görüntüleri var. Adam içeride soygun yaparken sen dışarıda gözcülük yapıyormuşsun. Buyurun. Ver bakalım şuna. Vay namussuz. Görür müsün Safi? İşte bu adamdı beni gezdiren. Vay namussuz. Sahtekar seni ha. Ha evet, buydu. Osman babacığım ya, itiraf et, gerçeği anlat Allah aşkına ya. Gecenin bu vaktinde bir sürü insan senin yüzünden burada tutuluyoruz ya. Siz beni mahkemeye soygundan sevk etmeyin serkomiserim. Beni cinayetten sevk edin yani. Yuh, artık cinayetim var. Komiserim, itiraflar başladı, dökülmeye başladı. Kim öldürdün onu söyle. Komiserim, öldüreceğim ben bu evi. Öldüreceğim.
Hüseyin, Osman'ı nezarete götür. Soruşturma bitene kadar da orada kalsın. Bağışla komiserim. Komiserim, bende karanlık korkusu var. Çok korkarım yani. Fare mahalle var mı? Yok, şey, yok. Ara sıra beni ziyarete. Tamam olsun. Işıkları da yak. Tamam. Komiserim, gördünüz, cinayete teşebbüs bu. Konuşma be! Yeter! Konuşma! Komiserim. Çıksan dışarı hadi. Geç sen de. Yürü. İyi geceler. Zeyno, minibüsü aldık. Biraz eski dökük ama el ele verdik mi hallederiz valla. Evelallah adam ederim beseydim. Hay maşallah, maşallah. Bana bakın. Bu tanker nereden çıktı? Ne var bunun içinde? Benzin var. Ulan benzin tankerinin bizim durağın bahçesinde ne işi var be? Düşündüğüm şeyi yapmayacaksınız inşallah. Ha? Aklına gelen şeye bağlanır babacığım. Yani bu benzini kaçak satmayacaksınız değil mi? Böyle bir aptallık yapmayacaksınız değil mi? Kim? Biz mi? Aşk olsun Nuri Baba. Biz hiç öyle şey yapar mıyız? Aklımızın ucundan bile geçmedi. Evet, aşk olsun yani Nuri babacığım. Bizi hiç tanımamışsın. Yani bizi kaçakçı mı demek istiyorsun? Vallahi çok kırıldım sana Nuri babacığım. Abartmayın lan! Bu benzin tankerinin burada işi ne? Nuri babacığım, Vakkas'ın dayısı tır şoförü. Bulgaristan'a gitti, 3 güne gelecek. Ha bu tanker de onun, alacak yani. Otopark mı lan burası? Burası durak, durak. Ekmek kapımız. Benden habersiz nasıl böyle bir halt edersiniz ya? Telefon diye bir şey var. Arayıp benden izin istesenize. Götürün şunu böyle bir kenara, kıyıya koyun hadi. Hadi. Tamam baba. Şoförler gelsinler, önemli bir şey konuşacağım onlarla, tamam mı? Tamam babacığım, konuş babacığım. Sen konuşursun babacığım. Ortam. Oğlum Nuri Baba benzini satmamıza izin vermiyor. Nasıl satacak biz bunu? Nuri babacığım akşam eve gitti mi? Biz ha burayı benzin istasyonuna çevireceğiz. Ruhu duymaz yani. Şşt, yürü. Ben sizinle çok önemli bir şey konuşacak. Aa, Almanya'ya mı gidiyorsun Helga'cığım? Hayırlısıyla güle güle git. E gitmişken de kal. Çocuğu da al götür. Almanya güzel memleket. Güven arada gelir, çocuğu görür. Nein, Schazimen, nein. Nein, Deutschland, nein, Dönmek. Ben burada kalacak. Biz Güven'le evlenecek. Sırtına vur, sırtına. Dur kayınço, ölme, daha evleneceksin lan. Helga, bu evlilik nereden çıktı? E bu çocuk babasız büyüsün. Nein. Biz Güven'le evlenecek. Bebek babası olacak. Ya yapma hayatım, yapma kainat güzelim. Ben evlenmek için daha çok gencim. Yani en verimli çağımda beni dünya evine sokma ya. Det, eşek sıpası kayınço. Tabii evlenin. Evlenin de ayrı eve çıkın. Geldiniz böyle iç güveysi gibi. Ulan kanepede yatmaktan belim ağrıdı. Tabii evlenin de başka yere gidin ya. Eniştem, sen de yangına körükle gitme ya. Sinan haklı. Biz ayrı ev istiyor. Bize ev alın Fräulein Schazement. Abu. Ay delirdin mi kızım? Ev almak nereden çıktı? Benim ev kiralayacak param yok. Yalan söylüyor sarı gelin. Sakın inanma sarı gelin. Kayganam ne kirli çıkıdır. Onda ne kadar çok para vardır sarı gelin. Sinan. Sen bir sus bakayım. Nein Schazement, nein. Ben biliyorum. Güven bana söyledi. Rahmetli babadan arsa kalmış. Sen onu sat, bize ev al. Kızım iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim de acaba Helga iyi mi anneciğim? Helga, o arsada hepimizin payı var. Kusura bakmasın kimse, ben payımdan vazgeçmem. En güzeli ablam, ben olsam ben de hakkımdan vazgeçmem. Biz evlenecek Güven. Bu konuşma burada bitmiştir. Alo, iyi günler abicim. Taksi mi o? Ben Akasya durağından Ali Cemal. Elimde çok temiz benzin var. Litresi piyasada 5 kağıda ama bende 3 kağıda. Ama bende 3 kağıt yok. Yani diyorum ki hem siz kazanın hem de biz kazanalım. Ne? 40 taksiniz mi var? O
olsun abicim, 40 olsun, 100 olsun fark etmez. Hepsine yetecek benzin var bizde daha. Ama abicim satışı hava kararmadan önce yapmıyoruz. Yani 7-8'den önce gelmeyiniz lütfen. Tamam abicim. Oldu. Görüşürüm. Abi Kemal, biz bu işi kıvıracak. Ula kıvıracağız ne demek? Petrol kralı olacağız. Kas ya. Dürüm. Ay! Zeyno, nasıl, beğendin mi? En kral kebapçıdan bile daha güzel oldu sevgilim. Kızım, babasının isatı. Güzel kızım. Biz ne yapıyorsak senin için yapıyoruz. Daha iyi, daha güzel bir geleceğe sahip olman için. Minibüsü söyle, uygun bir yere çekeriz. İnsanların böyle bol geçtiği bir yere. Ha Zeynep, güzel olmaz mı? Ben de etleri, salatayı, ayranları hazırladım. Akşama satışlara başlarız inşallah. Ay. Hadi, bismillah. Günaydın Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Ne günaydını be? Günün aydınlığı mı kaldı? Sen saatin farkında değil misin? Neredesin bu saate kadar? Abi Nuri Baba tersinden kalkmış. Nuri Baba niye bana kızıyorsun ya? Sadece ben geç gelmemişim ki. Baksana daha Osman Aga yok, Seyit yok. Sadece niye bana şarlıyorsun sen ya? Vallahi Seyit'i bilmem ama Osman Baba biraz zor gelir Sinan abicim. Tahminen 10 seneye, 15 seneye kadar anca gelir. Niye ki? Ay niye olacak canım? Osman'ım yerinde rahat durmaz ki. Maşallah yani paratoner gibi adamdır. Nerede bir bela varsa hemencecik üzerine çeker be ya. Zavallı babacığım ya, gitmiş yine belaya bulaşmış. Allah Allah, nasıl bir belaymış ki bu ya? Ya Osman Baba meğerse soyguncuymuş arkadaşlar. Vay! Yok artık, daha neler. Abicim sen ne dediğinin farkında mısın ya? He? Sarhoş musun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç? Yahu yeminle arkadaşlar, meğer o taksi plakasını falan soygundan götürdüğü paralarla almış. Neler saçmalıyorsun oğlum sen? Yok öyle bir şey. Vardır ayol, vardır. Ben de diyordum ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Benim damadım da taksi şoförü ama açlıktan nefesi kokuyor. Maşallah Osman Bey'in taksi plakaları, evleri. Demek ki asıl mesleği soygunculukmuş. Yani taksi şoförlüğü paravanmış. Tiles Kalesacı Menkan'ım, ne diyorsunuz siz? Osman Bey için nasıl böyle konuşuyorsunuz? Oğlum siz Osman'ı tanımıyor musunuz? Osman hiç soygun yapar mı ya? Tabii ki yapmaz. Belli ki tezgah getirmişler. Aynen öyle evladım. Çocuklar, bakın bunlar Osman'ın taksisine binip soygun yapan adamın fotoğrafları. Eczanenin güvenlik kamerasından çekilmiş. Baba bunun suratında memenet yok ki zaten. Bu fotoğraflardan bol miktarda bastım. Önünüze gelen taksicilere muhakkak dağıt. Hayri, al bunları dağıt gayri. Hayır belli olmaz. Yani taksinize binerler, bir yerde karşınıza çıkarlar. Uyanık olun. Yakalatıp Osman'ı kurtarmamız lazım. Tamam baba. Tamam baba. Tamam baba. Tamam baba. Tamam baba. Tamam çocuklar. Vallahi Osman Bey'i Allah kurtarsın da beni kim kurtaracak? Başımda öyle bir problem var ki düşmanlarımdan ırak. Diyeneke ne oldu Bres Hazimet Hanımcığım? Ne olsun ki, iyi bir şey olsa gelip beni bulur mu Eleni Hanım? Şu benim Güven'in sevgilisi Helga. Kız değil canavar. Tutturmuş Güven'le evleneceğim diye. Ya? Kızcı haklı canım. Ortada bir kızan var yani. Söz konusu o. Yani çocuk babasız mı büyüsün? Ya buna elini veren kolunu kaptırır. Ya tutturmuş rahmetli kocamdan kalan arsayı sat diyor bana. Bana ev al diyor. Belli ki Helga kendine bir güvence, bir sigorta istiyor. Aa doğru söylersiniz yani Eleni Hanımcığım. Yani Şaziment Hanım kızmayasın ama yani Helga kızcığım da haklı bir yerde. Senin o güvensiz güvenin ipiyle yani kuyuya pek inilmez. Aa. Niye inilmiyormuş ayol? Ne de olsa Helga ile çocuğu Almanya'da bırakıp kaçmış değil mi? Ya anneciğim ben de seninle aynı düşünüyordum ama Safişler haklı. Kız Güven'e nasıl güvensin? Bence sen o evi al.
torunun içine. Almasına alayım da güvenime acıyorum ben. O ne şirret bir şey bilmiyor musun o sarıçıyan? Ezer benim oğlumu. Evlerden ırak. Heh, işte senin oğluna da böyle dediğim dedik, astığım astık bir kız lazım. Yoksa senin oğlun adam olmaz. Ve ve, madem ki ortada bir pedakimu var, alacaksınız o evi. Emlak duyar anne. Kurbağa. Günaydın atalar, günaydın paşalar, günaydın topraklarım, günaydın canlarım. Nasılsınız bakalım bugün? Seyidim, hayırdır, bu ne neşe, bu ne mutluluk. Vallahi ağam, eski bir minibüs aldım da. Minibüs mü? Hayırlı olsun oğlum. Ne o taksiciliği bırakıp minibüsçüye mi başlıyorsun? Yok yok ağam, taksiciliği bırakır mıyım canım, öyle şey olur mu? Minibüsü dürümbüse çevireceğim. Dürümbüs ne Seyit ya? Ha bacım, hani bu sokaklarda minibüsler dürüm satıyorlar ya. İşte aynen o işi yapacağım. Yani dürümün dürümü, minibüsün büsü oldu sana dürümbüs. Ha, iyi kardeşim, hayırlı uğurlu olsun be. Taksicilik işi ne olacak? Ya ne olacak oğlum toprağım ya? Ben gündüz takside direksiyon sallayacağım. Akşam da minibüsümde, yani dürümbüsümde dürümlerimi direceğim. Hadi hayırlı olsun ama durağı aksattığını görmeyeyim ha. Yok yok ağam, aksatır mıyım? Öyle şey olur mu ya? Ben gündüzleri taksimin başındayım. Zaten şimdi etleri aldım. Seni onları hazırlayacak, bir güzel terbiye edecek. Ben de gideceğim, dürümlerimi direceğim. Ha, bu arada akşamdan açılışım var. Hepiniz davet etsin. Tamam, geliriz. Geliriz de sen al bakalım şu fotoğrafları. Ya bunlar ne ağam? Vay Sabri. Baba ne haber ya? Yoksa hiç gözükmüyorsun ortalarda. Nasılsın be oğlum? Kendi dalgamızdayız işte. Vallahi abi biz de sorma, bu aralar çok zürdüz. Hani cep delik, cepken delik. Hani şöyle diyorum ki beraber bir iş yapsak da yolumuzu bulsak. Ne dersin? Oğlum Sabri abin dün gece öyle bir iş yapmış ki sorma. Bütün ilaç sanayisi Sabri abine çalıştı. Bak oğlum paralara bak, paralar hepsi bizlik. Vallahi Sabri abi çok büyüksün ya. Darphane gibisin. Artık kardeşine bir yemek ısmarlarsın. Oğlum beleş mezar bulsan gireceksin ha. Bak bak şurada dürümcü var. Gel karnımızı doyuralım. Vallahi Sabri abi çok büyüksün ya. Hayırlı işler bacım. Sağ olun. Bize bir Adana, bir de Urfa atar mısın sana zahmet? Daha açılmadık. Akşam açacak minibüsü inşallah. Canın sağ olsun bacım. Bize başka yere bakarız o zaman. Dur kardeşim, nereye gidersin ya Zeynep? Yani ilk müşteri gönderilir mi canım? Dükkanın belki bereketi kaçar değil mi? ben ağamlara hemen bir kebap atarım şimdi. Ama Seyit, hazırlığımız yok. Zeynep sen soğanları hazırla, ben ateşi harlayayım. Tamam mı Zeynep? Haydi Zeynep. 10 dakikaya hazır ağam. Buyurun oturun. Hadi yaşa be kardeş. Hadi. Niye eli göz kırptı Seyit, ne oluyor? Ya Zeynep, bu herif... O herif kim biliyor musun? Soyguncu, soyguncu. Osman ağam bu herif yüzünden nezarette soygunu yapmış. Suçu Osman ağamın üstüne atmış. Abo, vallahi billahi hali adam. Ne yapacak peki şimdi? Sen durumları hazırla, ben ne yapacağımı bileyim. Efendim Seyit? Ağam. Osman ağama soygunculuk suçunu atan herifi buldum. Sahi mi söylüyorsun oğlum, emin misin, o mu? Ya ağam eminim eminim, tıpkısının aynısı fotoğraftaki herif burada gelmiş bizim dürümcüye, burada oturuyor. Tamam şimdi bana bak, onu oyalı orada, ben polise haber verip hemen geliyorum oğlum, hadi. Ne oldu Nuri baba, şey mi oldu ya? Ne olmuş baba? Bizim Seyit ya. Osman'ı soyan hırsız şimdi Seyit'in dürümcüsündeymiş, iyi mi? Abi. Hadi biz gidiyoruz, siz üçünüz gelin benimle beraber hadi. Tamam. Biz de. Durak sana emanet. Tamam baba, dikkatli ol ha. Tamam. Hadi bakalım, güle güle. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Ben Kaya Sinan Kaya, memleket Kartalkaya. Tabii efendim, aracımız var, adres alayım. Tamam, hemen döndürüyorum. Gayri, üst Çamlık Caddesi No 119, hadi fırla Gayri. Hemen gidiyorum abicim. Ne oluyor lan, ne gülüyor? Buyur amcacığım, eşyalarını bagaja koyalım.
Önce kemerimizi takalım. Nereye gidiyoruz amcacığım? Şile, ormana gideceğiz oğlum. Hayrola, pikniğe falan mı gidiyorsunuz? Yok, avcıyım ben. Çulluk, keklik, bıldırcına gidiyorum fırsat buldukça. Rahatlıyorum işte. Ben Hayvanseverler Derneği'ne üyeyim amca. Senden hiç hoşlanmadım, haberin olsun. Allah Allah, deli midir nedir? Af, canın sıkılmasın, gazete oku. Bu ne? Taksici seri katil varmış. Taksisine binenleri öldürüyormuş. Konuşma benimle. Bir hayvansever olarak kızgınım sana. Şu tipine bak ya. Tipinde meymenet yok. Tuh! Nursuz meymenetsiz herif. Sen kime nursuz meymenetsiz diyorsun? Densiz! Senin alnını karşılarım ben! Ama bu gazetedeki seri katil sensin. Evet canım. İmzalı resim mi isteyecektin? Tanışmadık. Arkadaşlarım bana Dexter Hayri derler. Niye kapadın kapıları oğlum? Ne istiyorsun benden? Bir tahminde bulun bakalım. Ne istiyor olabilirim? Tabii ki canını! Kurban alayım oğlum. Bana bir şey yapma. Aslında ben çok iyi bir insanım. Çoluğuma çocuğuma bağışla beni. Resmen şoka girdin. Korkma ya, şaka yaptım ben sana, şaka. Şaka mı? Şaka tabii ya. Ben katil falan değilim. Şakacıyım ben. Bu haberi de grafiker bir arkadaşıma hazırlattım zaten. Ama yüzünü görmen lazımdı. Resmen kalpten gidiyordun. O yüzden de kısa kestim şakayı. Demek sen bana şaka yaptın ha? Evet, şaka yaptım. Ne var bunda? Gününe renk kattım işte. Bir yere gitme. Ben şimdi geliyorum. Niye iniyorsun arabadan amcacığım, Allah seversen sen ya? Niye açtın bagajı? Niye çıkarıyorsun eşyaları? Ben seni gideceğin yere kadar götüreceğim. Hatta gerekirse para bile almam ya. Ben avlanmak için ormana gitmeyi beklemeyeceğim. Hazır hayvanı bulmuşken burada vurayım diyorum. Amcacığım, ben sevdiğime daha yeni kavuştum. Allah seversen yapma. Bu nasıl şaka? Ömrümün en güzel yerinde amcacığım. Ağam, dürümler geldi. Vallahi bir özendim, bir özendim, Allah sizi inandırsın. Dedim ağamların dışarıdaki son yemeğidir. E malum hapishane yemeği böyle biraz tatsız tutsuz oluyor ya, o sebepten yani. Ağız tadıyla son bir Urfa yiyebilirsiniz. Ne demek istiyorsun sen be? Ya arkadaş be, bu reçete sizden mi düştü kardeşim ya? Hop hop. Nereye kaçıyorsun lan? Vurdun mu nahtını bana? Sen nereye kaçtığını zannediyorsun lan müptezel? Ula daha karpuz kesecekti. Sen bizim arkadaşımız Osman'ı, kızım hasta. Reçete elimde bak. Eczane eczane dolaşalım, ilaç alacağım diye kötü haberlerde alet ettin ha. Öldürürüm ulan seni. Kardeşim sen elin kolun böyle serbest dışarıda milleti dolandıracaksın. Benim Osman Ağam hapiste yatacak ha. Yak lan öyle yağma. Yok öyle yağma ulan. Biz buna müsaade etmeyiz. Alın bunu. Alın götürün. Götür 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 götür. Yürü. Ulan yapmayın, kurban olayım abi. Komiserim nasıldık? Canavarlar gibiydiniz. Yakında sizi bizim ekibe transfer edeceğiz. Eyvallah komiserim, sağ olun, iyi günler. Çocuklar ya, operasyon sırasında benim çok karnım acıktı. Ben oturur bir dürüm yerim abi ya. O zaman Akasya dürümleri geliyor. Vay, Osman Aga geçmiş olsun. Özledik seni ya. Hoş geldin abi, geçmiş olsun. Arkadaşlar, beni nezaret halinden kurtarmak için sarf ettiğiniz gayreti duymuş bulunmaktayım. Bu beni o kadar yani bile müteassis etti. Öyle müteassis etti ki o kadar olur. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için ne kadar gururluyum, ne kadar gururluyum anlatamam ya. Ya Osman Aga, böyle duygusal konuşmalar yapıp damardan girme ya. Vallahi koskoca eşek kadar adamlar hüngür hüngür ağlayacağız şimdi. Hakikaten ağam ya, yani ben hele sanatçı ruhlu bir insanım. Yani bir ağlarsam sen olur içinde, vallahi bu olursunuz ha. Osman, çocuklar haklı. Bu kadar duygusal takılma ya. Hadi işinizin başına, hadi. Hadi bakalım.
Alo, buyurun efendim. Hayri hastanede mi? Ne sebeple hastaneye gitmiş bu? Vuruldu mu? Saçmayla mı vuruldu? Ya o zaman bir şey yok canım, tamam. Akam neresinden vurulmuş? Ne bileyim oğlum ben ya. Allah Allah. Tamam efendim, biz hemen geliyoruz. Ya iyi ki saçmayla vurulmuş ha. Kolay atlatır. Kim bilir ne yaptı da vurdurdu kendini. Keşke domdom kurşunuyla vursalardı da ben de şey etseydim. Hadi yürü, yürü hastaneye hadi. Hadi hastaneye gidin siz. Efendim? Safiye Anacığım, sağ ol. Bir de kötü haberim var. Önce hangisinden başlayayım? Yani Ali Kemal, bir kere de iki tane güzel haber veresin be ya. Yani illa bir tanesi kötü mü olacak? Hadi ilk önce iyi haberi ver. İyi haber, gerçek soyguncu yakalandı. Osman babacığım serbest bırakıldı. Ay Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim. Müjde veren ağzım ballar yesin Ali Kemal. Ne oldu? Ay kızcan, babanı serbest bırakmışlar. Ali Kemal, tamam şimdi de kötü haberi ver bakalım. Kötü haber? Safiye Hanımcığım, sana şöyle söyleyeyim. Rumeli'yi ara, Dilek bacıma yeni bir koca bulmaya başlasınlar. Sebep? Senin damadın Hayri vardı ya. Evet. Artık yok. Nasıl yok? Hayri'yi vurmuşlar. Yine ne oldu? Şey kızcığım, Hayri'yi vurmuşlar. Şu an hastanedeymiş, nöbahanlar da oraya gittiler. Yani senin damadın Hayri nalların tikti tiki. Ay tamam, biz hemen geliriz Ali Kemal. Sağ ol haber verdiğin için. Hayri nasıl, iyi miymiş? Ah doktor bey, acıyor efendim, acıyor. Ah yandım efendim, yandım. Hadi geçmiş olsun. Hayırlı geçmiş olsun oğlum ya. Sağ ol Nuri babacığım ama hiç geçmiş olmuş gibi olmuyor. Nazik elimden isabet aldım. Yok, biliyor musun kardeşim? Kedi şeyini görmüş, demiş ki artık ben bu dertten ölürüm artık gari demiş. Yaşayacak mıyım yani Osman babacığım? Maalesef. Kocacığım. Ay Hayri damadım, vallahi çok geçmiş olsun. Duyar duymaz koştuk geldik. Hayri iyi misin? Hiç iyi değilim aşkım, hiç iyi değilim. Domdom kurşunuyla vuruldum. Başkasına gelse çoktan ölürdü ama bana bir şey olmaz. Neden? Saçma be, saçma. Yani kuş gözü kadar saçma. Kuş avlar gibi bunu mabadından avlamıştır. Saçma bunun acısı, bağırması. Saçma mı? Çok saçma. Saçma olsa bu kadar acır mıydı efendim? Hayır şimdi, domdom ya da saçma. Her neyse de bu adam seni buranda ne yaptı oğlum ya? Oh. Nuri babacığım, müşteriye bir şaka yapayım dedim. Onunla şakası yokmuş. Çekti vurdu vallahi. 40 kere söyledim sana müşteriyle şaka yapma diye. Madem yaptın şaka, çek şimdi kıçının acısını. Gel. Hello. Ah Helga kızım, gözümüz aydın. Arsayı satışa çıkardım. Wunderbar schön, wunderbar. Wunderbar, köfte hor. Hadi bakalım, arsayı satalım, size güzel bir ev alırız. Sonra da güvenle evlenirsin, kendi evinizde oturursunuz. Evi oğlumun üstüne yaparız değil mi Fräulein Schazement? Yok artık, daha neler. Güvenin üstüne yaparım, işine gelirse. Schön. Evi Güven üstüne de yapsa da olur. Sonra ben Güven salak kandırır, evi kendi üstüme yaparım. Geldim. Hallo Helga, wie geht es Ihnen? Mein Gott Helmut, sen nereden çıktın? Helga, ben çok pişman. Sizi terk etti ama ben yapamadı. Ben çocuk çok özledi, görmeye geldi. Nerede benim çocuk? Schwein, defol git. Şimdi mi hatırladın çocuk olduğunu? Raus, gözü görmesin. Nein Helga, nein. Oğlum almadan şuradan şuraya gitmem. Tam gelecek zamanı buldun. Ben Güven'i kandırdım. Bebeğin babası olduğunu inandırdım. Biz evleneceğiz. Hop, sen çıktın. Her şey mahvolacak. Raus.
ben değil Helga. Bu alardan gidelim. Çalışı, çocuk ve sen iyi bakar ben. Nein Helmut, nein. Hep aynı hikaye. Bir iki ay çalışıyor, sonra kovuluyorsun. Nein. Bu saatten sonra her şeyi mahvetme. Şazement arsaya satıp bize ev alacak. Şayze. Bu para için değil. Yani Deutschland'a gidelim. Çocuğa ve sen iyi bakar ben daha iyi. Sen çocuğa babalık bile yapmadın. Kaçtın. Hiç konuşma. İyi akşamlar. Guten Abend. Kim bu adam ayol? Bu mu? Evet Helgam, kim bu adam? Das ist Helmut. Benim abim. Ha. Abim mi? Abin olduğunu ben bilmiyordum Helgam, sürpriz oldu. Ay, hoş geldiniz Helmut Bey. Nasıl diyorlar? Willkommen. Willkommen Fräulein. Helmut abim evleneceğimi duyunca hemen geldi. Hoş gelmişsin kayınçom. Hoş geldin. Willkommen, willkommen. Sana şöyle bir güzel sarılayım ben ya. Kayınçom benim. Sen de artık bizim aileden sayılırsın ya. Das ist güven. Schön. Wunderbar, wunderbar. Helga, benim sana bir haberim var. Emlakçı aradı. Arsaya müşteri bulmuş. Ne kadar para veriyorlar Maymuter Şaziment? Adamın 200 bin lirası varmış. Aslında bizim arsa su içinde 250 eder ama işte sıkışınca böyle oluyor. İstersen bekleyelim. Daha iyi bir fiyat veren olursa ona satarız. Ne dersin? Nein Maymuter, nein. 200 iyi, schön. Hemen arsa satalım, biz ev alacak. Tamam abiciğim. Allah bereket versin abiciğim. Bak herkese söyle, biz burada piyasanın altına benzin veriyoruz. Tamam mı abiciğim? Tamam. Hadi devam et. Dikkat et, dikkat et. Tamam. Gel abiciğim, gel. Ulan sahtekarlar. Ne yapıyorsunuz burada siz? Yoksa kaçak benzin mi satıyorsunuz he? He, benzin sattık. Kaçak demeyelim de maksat vatandaşa hizmet Sinan ağam. Piyasanın yarı fiyatına satık. Peki bu işten Nuri babanın haberi var mı? Oy Sinan abicim, bu gece ha burada gördüğün her şey aramızda kalsın da Nuri babanın kulağına gitmesin değil mi? Aşk olsun Ali Kefal ya. Siz ki Sinan abinizin deposunu bedava benzinle fullemişsiniz. Ben hiç Nuri babaya ihbar eder miyim sizi? İyi de Sinan ağam, biz senin depoyu hiç bedavaya fullemedik ki. Öyle mi? Ulan ne kadar zekisiniz. Vakkasım, herhalde onu fullemeyecek kadar eşek değilsiniz. Ben o zaman hiçbir şeyi görmem, hiçbir şeyi duymam, hiçbir şeyi söylemem. Değil mi? Vakkas, aç aç vanayı aç. Ha. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Full full full. Elinizi korkak alıştırmayın. Sinan abinize bir kıyak yapın. Tamam tamam, kapat kapat taşı. Tut bunu. Buyurun depoyu açalım. Açalım. Buyurun. Sevgili arkadaşlar, Seyit kardeşimizin bu şirin ve mütevazı dürüm minibüsünü başarılı ve hayırlı olması dileklerimle açıyorum. Bravo! Dileriz bu dürümbüs fren yapmaz, yolda kalmaz ve hep beşinci vitesle iş yapar. Sevgili seyirciler, müşteriler, bugün açılış nedeniyle bütün kebaplar beleş. Hey, hey. Dürümlere buyurun. Bak. Seyit kardeşim, bilirsin ki ben bir gurmeyim. Gerçi sonradan gurme ama olsun.
Yani manzarası, görüntüsü ve etrafındaki süslemeleri, içindeki sebzeleri ve nebatatı çok güzel olmuş yani. Tebrik ederim. Eyvallah hanım. Aa, Seyit kız hanım, sizi bu kebap içinde kimsecikler tutamaz. İnşallah İstanbul'un en iyi kebapçısı siz olacaksınız. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, böyle açılışlarda adettir. Hiçbir şey yemeseniz bile bir miktar para atacaksınız. Niye? Dükkanımızın beti bereketi artsın diye. Hadi bakalım, pamuk eller çöpe, hadi. Osman, dalga mı geçiyorsun? Bu ne ya? Ayıptır oğlum ya. Al şunu al. Al hadi. Borç olarak al. Çok. Al. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun inşallah. Tamamdır. Tamamdır abicim. Allah bereket versin. Şşş abicim. Gece gel, gündüz gelme, tamam mı? Hadi iyi geceler, yine beklerim. Bak kaç, al bunu da, koy cebe. Aa, telefon. Aa. Alo, buyurun, Ali Cemal. Kim? Hangi durak? Oy, buyurun abicim. Ne, 20 taksi mi o? Tabii abicim. Bizde benzin stoğu çok, hepsine çok yeter. Getirin, bekliyorum. Tamam oldu, iyi geceler, görüşürük. Oy! Ula bak kız, namımız İstanbul'a yayılmış. Ucuz benzini duyan Ali. Ula yakında petrol kralı olacak. Şş, bak kız, hadi stokları hazırlayalım. Hadi çabuk, çabuk. Balayı aç balayı. Tamam. Aç balayı. Açtım. Bakkas, vanayı açsana. Ya Ali Kemal, açtım. Benzin gelmiyor. Gelmiyor mi? Ula bakkas, benzinimiz bitmiş. Şimdi şapa oturduk ya. Anam, ne edecek şimdi Ali Kemal, ne edecek ya? Ula bakkas, çabuk. Şu akrabanı ara da bize bir tanker daha benzin getirsin, çabuk. Tamam, hemen arayayım. Ula, hiç gelmiyor ya. Alo! Ha kızım, Vakkas ben, Vakkas. Ne edin, nasılsın? Ya bizim bu tankerdeki benzin bitmiş sanırım. Bize bir tanker daha göndersene. Ya Vakkas, mümkünü yok. Bizim dayı oğlu benzini sınırdan içeri sokmaya çalışırken enselenmiş. Kolay kolay benzin getiremeyiz artık. Anne, Ali Kemal! Ya onlarda da benzin kalmamış, ne edecek şimdi? Müşteri de geliyor. Oy Vakkas, dur dur, panik yapıp da iki ayağımı bir babaca sokma da. Tut şunu. Ula düşün Ali Kemal, ne yapacağız? Vakkas, bizde benzin yok ama su var. Benzine su katacağım. Olur mu ki? Niye olmasın, hamsi kafalı. Bir kere düşün. Petrol nereden çıkıyor? Yerden. Su nereden çıkıyor? Havadan. Ha? Yerden. İşte tek farkı ne? Su yanmıyor, benzin yanıyor. Ah canım, ailenin akıl küpü. Gel öpeceğim. Tamam Vakkas, bırak şimdi öpmeyi falan. Koş, arka bahçeye hortumu getir. Vanayı da sonuna kadar aç, tankere dolduracağım. Hemen. Allah saftır, ben olmasam. Ay anne, papişim ya, hiç bahsetmiyorsun. Nasıl İzmir? Herkes iyi mi normal olarak? İzmir bildiğin gibi işte de. Kızım sen nasıl hamilesin? Ne aşeriyorsun ne bir şey. Senin canın hiçbir şey istemiyor mu? Yok anne papişim, hiç aşermiyorum. Allah Allah. Karnım da hiç büyümemiş. Hemen doktora gidelim, bir kontrol ettirelim. Doktor mu? Anneciğim, doktor da nereden çıktı ya? Hiç gerek yok öyle şeylere. Olur mu öyle şey kızım? Ultrasonla da olsa torunumu bir göreyim. Bakalım kime benziyor. Ay inşallah bizim tarafa benziyordur. Senin tipsiz kocana benzerse yandık. Ay anneciğim, aşk olsun ya. Benim kocamın neresi tipsiz? Brad Pitt gibi benim kocam maşallah. Benim kocam da geldi. Diyorum ki hemen doktora gidelim. Torunumun ultrasonla fotoğrafını çekip çerçeveletip şöyle duvara asalım. Hı? Yok anneciğim, ben böyle büyük bir fotoğraf çektirip böyle duvarı kaplatalım istersen. Ya ne ultrason anneciğim? 2 aylık bebek, fasulye gibi o ya. Olsun, gidelim. Ben bir çayını tazeleyip de geleyim. Ya aşkım
ya, olmayacak bu iş böyle. Vallahi anne dur dur, ultrason diye. Ya beni doktora götürse hamile olmadığımı ortaya çıkar. Ondan sonra annem bizi tekrar ayırmaya kalkacak. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne demek aşkım, ne yapacağız? Bir önce çocuk doğurmamız lazım. Ya uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir türlü hamile kalamadın hayatım ya. Aa, hamile kalmak sanki çok kolay da. Kolaysa sen hamile kal. Hı. Ya hayatım hemen böyle küs müdür. Bundan sonra 7/24 non-stop bebek yapma çalışmalarına başlıyoruz, tamam mı? Bu çalışmalar bizim evliliğimizi kurtaracak. Şş, hadi. Görmüyorsun. Ya anneni ne yapacaksın? Hadi ya. Buyur. Allah bereket versin. Ali Kemal, kaliteli benzin değil mi bu? Bak bir yamuk olmaz yani. Ya Cevahir abi, ayıp oluyor. Vallahi ayıp oluyor ya. Bizim petrolümüz Dünya Petrol Örgütü'nden onaylıdır ya. Hem de en birinci kalite. İlkten birinci, sondan değil. Bizim benzinimiz %100 organiktir ağam. Sen hiç meraklanma. İyi o zaman. Hadi fulleyin bütün depoları. Tamam. Hadi bakkal aç, bana aç. Bana tamam. Aç. Aç bana. Açtım. Tamam, tamam. Sen şunu tut, tut şunu ben o. Tamam. Heh. Ya Emre, kaç defa söyledim sana akşamdan yediğini ortada bırakma diye. Ya canım, bırak şimdi onları. Gel, biz odamıza gidelim. Yok ya, avucunuzu yalarsınız beyefendi. Giyin, işe gideceğiz. Hiçbir yere bırakmam seni. Gel. Ya, 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 ya. Ya. Basana Emre ya! Ya ne dolanıyorsun böyle ayağı yanmış kedi gibi etrafımda? Kimin etrafında dolanayım ha? Ya yapma dedim. Daha gitmemişler işe. Yemek yemek neyse ama kahvaltı huzur ve enerji verir demişler. Şimdi çocuklarla güzel bir kahvaltı yaparız. Hayatta bırakma. Günaydın çocuklar. Mazhar Bey, şu evin bir boya badanasını değiştiriverelim diyorum. Gerçekten Gülsüm Hanımcığım, bu evin bir değişikliğe ihtiyacı var. Anne ne zaman geldiniz siz? Hayalet gibi içeri sızmışsınız. İnsan bir haber verir ya. Aşağıdaki boyacıdan fiyat alıverdim. Çok uygun fiyata boyayacak. Ne renk isterseniz o renk boyatı veririz gari. Anneciğim. Emre az önce bir soru sordu size. Boya meselesini sonra konuşuruz. Evet anne, niye kapıyı çalmıyorsunuz? Biz sizin evinize böyle mi giriyoruz? Ne var oğlum? Biz yabancı mıyız? Annenden babandan gizli saklın mı var? Yani ayıp oluyor Emre. Şurada hep beraber kahvaltı yapmaya geldik. İyi. Ben bir şeyler hazırlayayım öyleyse. Ben de yardım edeyim öyleyse. Ne yapılacakmış benim kınalı gelinim? Müsaade ederseniz menemen yapacağım anneciğim. İşine karışmak gibi olmasın kızım ama o tava biraz küçük değil mi bize? Oldu mu? İşine karışmak gibi olmasın kızım ama plastik yerine tahtasını kullanıversen hem daha hijyenik. Çok biliyorsanız o zaman kendiniz yapın. Tövbeler tövbesi. İyilik de yaramıyor bunlara. Ben kendim yapıveririm menemeni. Yolos denizden eser, ben deniz Arif keser. Bu çocuk olmazsa bu kaynana da beni keser. Ha? Oğlum hayrola? Sizin şu kaynana krizi yeniden mi ortadı yoksa? Ya sorma Nuri babaya. Hani biz Merve ile bir numara yapmıştık ya kaynanaya. Hani Merve hamile diye. Şimdi benim kaynana İzmir'den geldi. Merve'ye böyle baktı baktı. Kızım diyor, sen diyor nasıl hamilesin diyor, tamam mı? Ya diyor hiç diyor aşermiyorsun diyor. Yok efendim göbeğin diyor şişmiyor diyor. Efendim doktora gideceğiz diyor. Ultrason çektireceğiz diyor. Ben torunumun fotoğrafını bir göreceğim diyor. Ya diyor da diyor anasını satayım ya. Kız hanım, senin kaynanan burada yok iken bu işi yapacaktı canım.
Ya Osman Aga, iki haftadan beri ne çektiğimi ben biliyorum. Ya deniyoruz deniyoruz ama bir türlü hamile kalamıyoruz ya. Pardon Arif'im tarifim, hamile kalamadık dedin de aklıma geldi. Yani siz bebek yapmak için gerekli işlemleri yapıyor musunuz? Yani o prosedüre uyuyor musunuz? Nasıl yani? Yani şey gibi her gece aynı odada, aynı yatakta ve affedersiniz çıplak yatmak gibi. Sinan Cankış, sen de beni iyice saf zannettin ha. Herhalde yani onları yapıyoruz. Yok Arif'im, hani söz konusu sen olunca merak ettim. Belki prosedüre uyamıyorsunuzdur diye. Ya Arif abi, ben de senin enerji veren şeyler yemen lazım. Mesela bal, pekmez, ceviz, cezerye, mesir macunu. Bu gibi şeyleri yiyin mi, yiyin mi? Yiyeyim, yiyeyim makkasım, yiyeyim de. Onları da yedikten sonra... Yani üzerinize affet, bir ağırlık çöküyor. Yatıyorum, uyuyorum ya. Ulan uyuyunca olmaz ki bu iş. Ya Arif abiciğim, sen bunların hepsini unut, boş ver. Bebek içtiysen Göbek Baba Türbesi'ne gideceksin. Ne, nereye? He, Göbek Baba Türbesi'ne gidiyorsun. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyorsun, bebek olayım. Ya hiç kusura bakma kardeşim ne? Bebek babaya falan gidip göbek atıp karizmayı çizdiremem yani. Ya toprağım sen onu bunu boş ver, bak sen beni dinle. Bilirsin vakti zamanında bizim de bebemiz olmaydı Zeyno'mla. Evet. Zeyno'yu aldım götürdüm kaplıcalara. Bir güzel çamur banyosu yaptık. Ondan sonra Zehra'yı kucağımıza aldık Zeyno'yla. Ya. Harbiden mi ya? Çamur banyosu diyorsun yani. Peki çamur çocuk yapar mı Nuri baba? Şimdi bak oğlum şöyle söyleyeyim. Doktorlar hep söylerler. Kadın çocuk yapmaya çalışırken strese girer. Strese girdiği zaman da çocuk yapmak çok zorlaşır. Bence al karını. Yani bir hafta, iki hafta bir yere git. Bir termale git, termal merkeze. Orada banyo yapsın, stresini atsın. İkinci bir balayı yapmış olursunuz. Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Tamam be. Harbiden ben o zaman gidiyorum. Merve'yi alıyorum, tamam mı? Termal Otel'e de yerleşiyorum. O çamur banyosunda yapıyorum. O çocuğu da buraya yazıyorum. Hadi bana eyvallah. Hadi kolay gelsin. Hadi çocuğum. Bastır. Aşkım ne oldu? Bir ışınla çıktın. Arkandan seslendim, duymadın. Duydum. Duydum da eve dönmemek için duymamazlıktan geldim. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Hiç mi tahmin edemiyorsun? Annem canını sıktı değil mi? Emre bir değil, iki değil, üç değil. Artık tahammülüm kalmadı annene. Ya sürekli burnumuzun dibindeler. Evde yalnız kalamıyoruz ki. Ben çok sıkıldım. Ya böyle olmaz artık. Aşkım sen de haklısın. Ne yapabilirim? O da benim annem. Ne yapayım? Kovayım mı yani? Emre dramatize etme olayı. Ben sana anneni evden mi kov diyorum? Ama bu problemi çözmemiz gerekiyor. Tamam haklısın. Ama eve gelmeyeyim mi diyelim? Ben onlardan nasıl kurtulacağımızı biliyorum. Bir planım var. Nasıl bir plan? Dinle. Verdim seni. Ne oldu sana? Neyin var? Yok bir şey anne. Var bir şey. Anayım ben oğlum. Oğlumun gözünün içine bakınca anlarım. Kim üzmüş benim kınalı kızımı? Sorun İpek anne. Aman. Sabah öyle bağırıp gitti diye mi kızdın? Ben kıza da hak veriyorum oğlum. Ben bir köylü kadınım. Kibar konuşmayı bilmiyorum. Aklıma geleni patladan ak söylüyorum. Anını veriyor kızcağız. Anne sorun sabahki kavga değil. Biz İpek'le zaten uzun zamandır kavgalıyız. Sabah hiç öyle görünmüyordunuz. Gaplaşıveriyordunuz. Anne yani bir küs bir barışız. Küs müsünüz? Ben hiç anlayıvermedim oğlum. Yaşlanıyor muyum ne? Peki alıp veremediğinizde neyi paylaşamıyorsunuz oğlum? Anne sorun yalnız kalamamamız. Masar Bey'le her dakika buradasınız. Yani kız bu durumdan çok rahatsız. Aa rahat bakmış ona. Yalnız kalamıyormuş. Banyoda yalnız kalmıyor mu? Tuvalette yalnız kalmıyor mu? Ne istiyor bu kız? Anne, ya ben de kıza hak vermiyor değilim. Yani durmadan rahatsız ediyorsunuz bizi. Ne yapalım oğlum? Keyfimden mi geliyorum evinize?
İkiniz de çalışıveriyorsunuz. Bütün evin işini yapmak da bana düşüyor mecburen. Allah Allah. Anne bilmiyorum da İpek kesin kararlı. Artık geri dönmeyecek. Yok be oğlum. Kadınlar sinirlenince böyle laflar ederler. Sen ciddiye alma. Anne ben İpek'i tanıyorum. Artık geri adım atmaz. Bu problem yüzünden boşayacak beni. Amanın. O zaman bir çözüm bulmak lazım. Bence de. Aklında nasıl bir çözüm var? Sen canını sıkma oğlum. Bulacağız bir yolunu. Bulacağız elbet. Al kardeşim. Benzin satışlarındaki payın. Buyur. Allah bereket versin. Para veren para bulsun vakkasım. Vakkasım ne diyorum biliyor musun? Ne din? Biz bu benzin işine son vermeyelim. Bir yerden kaçak benzin bulmaya devam edip Nuri babacığım akşam eve gittikten sonra satmaya devam edelim diyorum. Aslında doğru söylüyorsun kardeşim. E müşteri de memnun. Tabii memnun olacak vakkasım. Piyasanın yarı fiyatına veriyorum. Azıcık sulu ama olsun. O kadar kusur kadı kızında da alırım. Ulan vakkas o ne lan? İşte oradalar. Yakalayın koşun. Kaçmayın. Yakalayın. Harikam abi. Bir dakika Cevahir. Ne oluyor kardeşim? Elinizde böyle sopalarla falan. Biz esnaf adamız. Ayıp oluyor ama ha. Eşkıyalığa mı başladınız bre? Ayağa kaldırmayın beni ha. Bir hareket daha yaparsanız vallahi esnaf kardeş demem, dalarım. Seyit dalarım diyorsa dalar, şakası yok. Ben de ağır yaralı olmasam, kurşun yaram olmasa dalardım ama dua edin siz. Tamam, tamam. Cevahir ne oluyor oğlum? Sakin olun. Ne istiyorsunuz bu iki zavallıdan? Ya Nuri baba senin zavallı dediğin bu iki tane terbiyesiz var ya. Duraktaki bütün taksileri bozdular ya. Ya bütün motorlar bozuldu ya. Ne diyorsun evladım sen? Niye bozsunlar sizin taksileri? İşte iftira atıyor Nuri babacığım. Allah kuru iftiradan saklasın Nuri baba. Biz sütten çıkmış ak kaşık kadar temizlik. Şu iki terbiyesize bak be. Gözümüzün içine baka baka palavra sıkıyorlar. Sattığınız benzin suymuş. Abi suymuş. Neden bahsediyorsunuz oğlum siz? Ne benzini? Ne sulusu? Burası benzin istasyonu mu ki benzin satalım? Ya Nuri baba, senin hikayeden haberin yok galiba. Bu iki tane çakal var ya, ha bu iki tanesi gece hava karardıktan sonra burada benzin satıyorlar ya. Ali Kemal! Evet babacığım. Vakkas! Buyur baba. Ben geceleri durakta yokken siz benzin mi satıyorsunuz lan? Hem de sulu benzin ha? Sulu benzin aslında Ali Kemal'in fikriydi baba. Bak ben dedim Ali Kemal benzine su katmayalım dedim. Ama dinlemedin ki. İspiyoncuğum. Seyit, Sinan, Osman. Siz şöyle bir geri basın bakayım. Gidin 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 oraya doğru git. Tamam hadi. Cevahir. Buyur Nuri baba. Bunlar sizindir canım. Anladıkları dilden konuşun. Bittiniz oğlum siz. Bitme. Ama. Anam. Ya bakın şimdi. Bu. Guten Tag, Florian. Guten Tag, Helga. Guten Tag, Helmut. Hoş geldiniz. Ah, hoş geldiniz. Helmut Bey kim oluyor? Helmut bizim gelinin abisi. Ha. Ya, kız kardeşinin düğünü için Almanyalardan kalkmış buralara gelmiş Elena Hanım. Ah, hoş gelmişsiniz. Yaşas, yaşas. Hoş bulduk. Fräulein Schazement, ne oldu arsa? Satıldı, ev alacak biz. Emlakçı aradı. Arsayı alacak adam parayı denkleştirememiş. Yarına kadar parayı denkleştiririm demiş. Arsa satılsın, parayı alalım. Size bu muhitte uygun bir ev bulacağız artık Helga'cığım. Wunderbar, schön. O zaman biz Helmut'la, abimle çıkıp bir dün alışveriş yapacak. Ya kız kardeş, evet çok iyi fikir. Biz düğün alışveriş. Aman dikkat edin de turistiye kandırmasınlar sizi. Nein, nein, ben pazarlık yapacak. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ahora Kali, güle 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 güle. Kardeş Hazimertan'ı, bu Helmut Helga'nın abisi miymiş? Ohi, benim gözüm hiç tutmadı bunu.
hediyeleri buradaymış tatlı. Ay aşkı Tom ya, geldik böyle kapıcılara falan iyi ettik ama ya bu çamur bir işe yaramazsa? Vallahi çamuru bulandığımızda kalırız ya. Hayatım, ben kapıdaki görevliye sordum. Dedi ki bu çamur abi dedi her derde devadır dedi ya. Bir çocuğumuz olsun yeter vallahi yeter. Şey aşkı Tom ya, ben daha önce hiç çamur sürmedim. Lütfen ilk önce sen sür. Yahu hayatım, hamile kalacak olan ben miyim sen misin ya? Ne olur sür işte şunu ilk önce. Pardon, belki de sorun bende değil sende. Nereden biliyorsun? İlk önce sen süreceksin Arif Bey. Heh. Of, iyi tamam tatlım, tamam ben süreceğim. Hoppala, oh, yakıştı ha, vallahi çok yakıştı. Şimdi ne yaptın, her yerimi çamur yaptın ya. Çok yakıştı hayatım, vallahi çok yakıştı ha. Sen durursun şimdi. Hayatım, bunu süreceksin ya, yedirmeyeceksin karşındaki adama yani. Güzel oldu, bak güzel oldu. Al, al sana. Al. Ay aşkım, sür. İyi ki gelmişiz buraya. Çok eğlenceli bir yermiş. Ya vallahi billahi var ya, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Seyitlerin çocuğu olmuyormuş, tamam mı? Gelmişler çamur banyosu yapmışlar, çocukları olmuş be. Ay aşkım vallahi, inşallah bizim de çocuğumuz olur ya. Aha. Vallahi olmazsa annem vallahi bizim yuvamızı yıkacak, haberin olsun. Vallahi billahi ya, ne annem var hayatım ya. Harbiden yani at baba gibi etrafımızda dönüp duruyor ya, üf. Ay aşkım ya, dur bir dakika, dilim damağım kurudu vallahi. Ben gitmiş şu büfeden bir su alayım. Sen bir şey istiyor musun bir tane? Al al, bana da o zaman soğuk bir soda kap, gözünü seveyim. Tamam pampişim, sen burada bekle beni, tamam mı? Merhaba garson pampiş, bir soğuk su bir de soda alabilir miyim? Hanımefendi soğuk su kalmadı. Hemen arkadaş getiriyor. Az bekleteceğim sizi. İyi de garson pampişim, lütfen birazcık acele edin yani. Aşkı Tom benim çamur havuzunda yandı, kavruldu normal olarak ya. Hemen getiriyoruz hanımefendi. Ulan sahtekarlar, üçkağıtçılar, ne yapayım ulan size? Ha? İşten mi atayım, polise teslim mi edeyim, yoksa ikinizi de eşek sudan gelinceye kadar döveyim mi? Ya Nuri Baba, zaten bir araba dolusu dayak yedik. Her tarafımız sızım sızım sızdı. Bir de sen dövme, kurban olam. Şu hallerine baksana babacığım, ikisi de eşekten düşmüşten beter olmuşlar. Ne oldu lan? Nazik yerlerim. Evladım ben bu durakta üçkağıtçı, dolandırıcı ve sahtekar kişileri tutmam da çalıştırmam da. Ama Sinan abi çalışayım. Tık, eşek herif, ne biçim konuşuyorsun sen lan? Hem burada Nuri Baba'dan habersiz kaçak benzin satıyorsunuz, sonra bana mı sahtekar diyorsunuz? Gebertirim vallahi sizi. Ya Sinan abi, sen de dün gece bizden bedava benzin alırken hiç böyle demiydin. Satın satın, ben Nuri Baba'ya söylemem deydin. Vay! Takya düştü, kel göründü. Kardeş, bunlar epası organize olmuşlar, organize şirket kurmuşlar. Bu, bu, bir de bu. Sinan, doğru mu söyledikleri? Baba, dün gece ben kafamı herhalde duvara çarpmışım. Şok, şok, şok. Dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. İşine gelmedi mi, hatırlamıyorsun değil mi? Üç kağıtçı. Ne yapayım ulan? İşten mi atayım sizi ha? Oy kurban olayım Nuri babacığım. Ne olur beni işten atma. Benim karım, çocuğum var. Bizi işten kovarsan dördümüz açlıktan ölürük de. Hangi dördünüz oğlum? Karın, çocuğun, sen, üç kişi. Narin iki kişi. Kurban olan bizi atma İstanbul. Bırak. Nuri kardeşlik, bu iki susağı da afiyet. Koy ver gitsinler ya. Senden başka kimse iş vermez bunlara babacığım. İkisi de acından ölür. Bana bakın. Bir defaya mahsus olmak üzere ikinizi de affediyorum. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaparsanız katiyen gözünüzün yaşına bakmam, ona göre. Ay Allah. Razı olsun. Bırak hadi. Hadi kal. Sevgililerine gelmiş. Yok mu tek gelen bir yakışıklı ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu çamur çok işe yarıyor ya. Kendimi böyle çok acayip hissediyorum. Vallahi damızlık boğa gibi oldum ya.
Ne diyorsun sen pampiş? Pervasızını gördüm de senin gibisini görmedim. Allah Allah hayatım, aramızda ayrı gayrı mı var ya? Sen gel bakayım kollarıma. Neler oluyor ya? Biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Hemen konuşmadan tanışmadan mevzuya girelim mi istiyorsun yani? Vallahi hayatım sen ne diyorsun? Dediklerinden bir şey anlamadım. Zaten bu çamur beni sersem etti ya. Ben senin bu sersem halini sevdim. Hep böyle kal. O zaman odamıza gidip çalışmalara başlayalım aşkım. Ay zamparaya bak, laflara bak. Hoppa. Aşkım sana çok güzel haberlerim var. Hayrola? Dediğin gibi annemle konuştum. Sizin yüzünüzden baş başa kalamıyoruz. İpeğin burasına kadar geldi. Beni boşuyor dedim. E peki ne dedi Gülsüm anne? Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor dedi. Ay çok sevindim. O zaman ben bu akşam eve gelip eşyalarımı toplar gibi yaparım. Artık baş başa kalabileceğiz. Kalacağız canım. Ay tövbeler tövbesi. Duy da inanma be Gülsüm. Demek İpek Emre'yi boşayıverecekmiş öyle mi? Kızı veriyormuş Emre'ye. Her dakika ananla cici baban evin içinde değiyormuş. Aa olacak iş mi bu Allah'a seversen? Ya şimdiden bu afra tafra. Yarın öbür gün hasta oluversem hiç bakıvermez bu bana. Bakıvermez valla. Evde olmana katlanamıyor. Yarın öbür gün hasta oluversen bir tas çorba pişirmez bu. Pişirmez valla. Kolumdan tuttuğu gibi atıverir beni kapının önüne. Atıverir valla. Boşanacağım değiyormuş. Boşanı versin. Ben bizim oralardan hürmet nedir bilen bir köylü kızı alıvereceğim efelerin nefesine. Hay aklına bin yaşa Gülsüm. Dediğim gibi bunun yaşlılığı var, hastalığı var. Tabii. Köylü kızı gibi olur mu? İş bilir, hürmet bilir, saygı nedir bilir. Yaşlanınca hem bana da bakıverir hem oğluma da. Kız beri bak. Bizim köyden sarıların Zehra yok mu? Ne olmuş ona? Onun kızı var boyunca. Kızın hemi kendi güzel, hem huyu güzel. Şu an İstanbul'dalar. Akraba ziyaretine gelmişler. Bir görüversen. İyi dişini verdin sen bunu. Akşama kızı çaya çağırayım da tanışıversin efelerin nefesiyle. Hayatım, vallahi bu çamur banyosu çok iyi geldi ya. Bir de duş aldım, bütün sinirim, stresim, her şeyim böyle aktı gitti ya. Diyorum ki sen de bir an önce bir duş alsan, şu negatif enerjinden bir kurtulsan da. Ya vallahi mayışmaya başladım. Şu çalışmalara bir an önce başlayalım ya. Yapan, biz sence de biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Ya ne hızlı ilerlemesi tatlım. Biz vallahi çok yavaş ilerliyoruz, çok. Yani bizim yaşımızdaki evli çiftlerin çocukları ilkokula başladı ya. Hadi bir an önce başlayalım, dayanamayacağım. İnanmıyorum, bu bir evlenme teklifi mi? Hemen geliyorum Pampiş. Ya başlayacağım pampişine şimdi ha. Kardeşim bu çamur banyosu bazı hastalıkları iyi geliyor da beyni etki etmiyor galiba. Kızım biz zaten evli değil miyiz be? Ay pampişim nerede ya? Ay garson pampiş, garson pampiş. Ya kocamı gördün mü hani az önce böyle çamur banyosu yapıyorduk birlikte. Ya abla benden duymuş olma da senin kocan daha demin bir tane kadını kucakladı, yukarı odaya çıktılar. Ne diyorsun sen ya? Ha? Yaktım seni abi, yaktım. Sen kimsin ya? Ne demek sen kimsin ya pampiş? Kucağına aldın, odana getirdin, şimdi de sen kimsin mi diyorsun? Yok yani ben sizi karım Merve zannettim. Çok pardon, çok pardon. Yoksa beni beğenmedin mi pampiş? Yok canım, beğenmez miyim? Yok beğendim, beğendim de ben evliyim. Otele karımla geldim. Yalan söyleme pampiş. Gördüm tek dünamızda. Yok hanımefendi bakın gerçekten. Vallahi ben evliyim, ne olur uzak dur ya. Gel buraya ya. Ne olur yapma, bir dakika. Dur, dur. Ay ya bir dur, ne olur yapma. Yok hayatım bak yanlış anlaşılma var. Şimdi çamurdaydık, çamurlu diyor. Yüzü de çamurluydu hanımefendinin. Saçı da seninki gibi. Bir de pampiş falan deyince ben karıştırdım. Üstelik bak bikiniler de aynı. Yani öyle olunca ben hanımefendiyi sen zannettim. O yüzden odaya getirdim ya. Pampiş ha? Karıştırdım ha? Ben şimdi size gösteririm karıştırmayı. Gel buraya. Canım benim. Hayatım bir dakika. Canım benim ne olur yanlış anladın. Sen elini bir alın. Bir vurma ne olur bir vurma ya. Annenler daha nasıllar kızım? İyiler. Maşallah pek sevindim. Merhabalar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Emreciğim. Hoş bulduk, misafirimiz var galiba. Aa tanımadın mı oğlum? Misafir değil o. Bizim köyden. Sarıların Zehra'nın kızı Necibe. İstanbul'a akraba ziyaretine gelivermiş. Bize de uğrayıverdi. Ha, tanıyamadım. Ne kadar büyümüş. Tabii ben gördüğümde küçücüktü. Ya maşallah. Pek büyümüş. Gelinlik kız oluvermiş. Tütü maşallah. Hoş geldin deyiversene Emre'ye kızım. Hoş geliverdin Emre abi.
Aman ne abisi, Emre deyiver. Anneciğim bırak, nasıl hitap etmek istiyorsa öyle hitap etsin. Zaten ben abisi sayılır. İnsan kocasına abi der mi? Aa, ama yaptın Emre. Ne diyorsunuz ya, ne kocası? Hemen celallerini verme oğlum. Siz İpek'le ayrılıverdiniz ya. Ben de kendime yeni gelin adayı buluverdim. Peki kızdın Necibe. Saçmalama anne. İpek'le biz evliyiz ve ben İpek'i seviyorum. Bana gelin adayı falan da bulma. Rahat bırak bizi. İyi akşamlar. Emre bu kız kim? Ne işi var burada? Ya annem biz ayrılıyoruz diye bana kız bulmuş. İnanmıyorum Gülsüm anne ya. Sen bizim yuvamızı mı yıkacaksın? Bir dakika kızım, açıklayacağım ben. Açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Sen ne defa buradan çık! Gözüm görmesin seni, gelmiş bir de oturuyor. İpek yavrum, lütfen sakin ol biraz. Sizi gidin buradan, çabuk çıkın! Bir daha da randevu almadan sakın evimize gelmeyin, çabuk! Çabuk diyorum, çıkın! Hep senin yüzünden. Karı bulacağım, karı bulacağım diye enler kovulduk, rezil olduk. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Ha. Yeter yani ya, yeter! Sakin ol canım, sakin ol. Ya yaşlı başlı kadın işte, akıl edemiyor tam. Das ist scheiße. Nein Helga, nein. O arsa parası ben istiyorum. Dümkov, anlamıyor Sef. Ev alacak bana şazement. Nein, ben ev değil. Ben para istiyorum. Ev güvenin üstünde olacak. Sonra ben güveni kandırır, evi satar, para alır. Sonra biz Deutschland'a gideriz. Ya. Alo Sinan. Efendim kayganım. Ben arsayı sattım. Para yanımda. Sen güvenli Gülbin'i al gel. Gidip hep beraber ev bakalım. Tamam kaygana, sen merak etme. Ben onları alıp hemen yanına geliyorum. Hadi hoşça kal. Beni kandırıyorsan sen için kötü olur. Onlara her şeyi anlatırım. Scheiße, neyi anlatacaksın? Neyi bilmeleri gerekiyorsa. Mesela bizim kardeş değil, sevgili olduğumuzu. Mesela çocuğun güvenden değil, benden olduğunu. Dümkov, eğer böyle bir şey yaparsa ikimizin paranın yüzü göremeyecek. Sen ne ahlaksız bir kadınsın be ha. Hepimizi kandırdın. Demek çocuk da güvenden değildi ha. Sütter. Fräulein Schazemann, demek bizi dinliyordun. Helga, das Geld. Paralar, paralar. Demek arsa satmış ha? Ha, paralar. Helmut, sen çocuğu al, çabuk gidiyoruz. Çabuk çabuk yürü yürü yürü, hadi. Ben Helga ile evlenmek istemiyorum. O hem benim yüzümü hem de ömrümü çürütür ya. Siz iyisi mi o parayı bana verin, ben Brezilya'ya tatile gideyim ha? Aze bak aze. Başlatma şimdi Brezilyandan güven. Deli deli konuşma Allah'ını seversen ya. Bunu o çocuğu peydahlamadan önce düşünecektin canım. Yürü. Yürü lan Allah'ın güvesi, yürü. Hey, hey, hey. Ya abla ya. Gülümük, bu kapı niye açık? Bilmiyorum. Anne! Anne! Abu! Anneciğim! Kaygana! Anne! Anneciğim! Kaygana ne oldu sana? İyi misin Kaygana? Annem uyan bir ya, uyan annem! Aha, neredeyim ben? Neredeyim ben? Anne ne oldu sana? Helga bana saldırdı. Abu! Helga sana saldırdı mı? Ya! Niye? Deli mi bu? Helmut'la Helga akraba değillermiş, sevgililermiş. Abu! Bunlar kardeş değiller miymiş? Çocuk da güvenden değilmiş. Abu kim ya Abu? Annem ne diyorsun sen ya? Konuşurlarken duydum. Bebek Helmut'tanmış. Abu! Abu! Şıkıdım şıkıdım, şükürler olsun. Helga ile evlenmek zorunda değilim. Para! Para! Abu! Arsa! Arsa da para sıcak! Paralar çantadaydı arsanın!
Ya annem üzülme ya. Giden para olsun ya. Ben Helga ile evlenmekten kurtuldum. Dünyalar benim oldu artık. Oh şıkıdım şıkıdım şükürler olsun. Ben seni parçalarım. Öldürürüm öldürürüm. Çocukken de böyleydin. Nerede bir şer var mı? Alır eve getir. Hadi bakalım Güven Efendi. Taksici kazla biraz, acilem var benim yolda.